Noise Player'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA The Lost and Damned serimizin 6. bölümündeyiz. Çok uzun zaman oldu yine video gelmeyeli. Yazın da hiç video atmadım. Bunun sebebi eski bilgisayarım artık çok eskimişti ve çok kasıyordu. Artık video bile çekilmiyordu. Şu anda yeni bilgisayardayım, yeni kulaklıktayım, yeni klavyedeyim, yeni monitördeyim. Açıkçası her şeyim yeni. O yüzden çok daha rahat bir deneyim oluyor. İşte bu yüzden video gelmemişti. GTA The Lost and Damned serisinde bitirmek istediğimden dolayı artık bunu çekmek istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Şu şekilde. Bu arada eski videolarıma bakınca birazcık değişik olurum çünkü aslında GTA'da Lost and Damned'de çok kısa DLC'ler ikisi de, ama ben neden bu kadar uzattım bilmiyorum, böyle salak salak amına işine falan gidiyorum eski videolarda, şey yapıyorum. Neyse, artık daha mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışıp bu seriyi böylelikle bitireceğiz. Hemen şurada Tom Stubbs görev varmış. Ona şu taksiyle gitmek istiyorum fakat şöyle dur. Şöyle binsem hemen beni oraya götür abicim. Aynen öyle, yine bu Gavat Stubbs'ın yerine geldik. GTA 4'ün fiziği gerçekten çok güzel ya. Şu karakter koşuşu dışında. Hadi bakalım bu sefer ne istiyor bu herif. Aha, yine çıktı bu. Sohbet etmeye başladılar. Tanıştılar ya önceki görevde. Ha, yine nasihat veriyor. Reis be, Johnny Clevis Reis. Yes sir, something like that. And tell me sir, are you happy? I mean, has giving the man the finger really satisfied some inner urge within you, sir? Well, I think what I've learned is that there's always a man, dude. He just wears a different uniform. Hayda, rajonu koydu. Rajon, Johnny Clevis rajon. Aha, deri ceketli hamam keyif. Ya benim dediğimin aynısını oldu dedi zaten. Adamsın Johnny Reis. Bu Stubbs'tan da bir ipnelik çıkacak ama haydi bakalım hayırlısı. Şimdi bunun verdiği görevleri yapmaya devam ediyoruz fakat bu adam bana çok güven vermiyor açıkçası. Bakacağız artık. Outstanding civilians, voters have mistakenly been taken into LCPD custody. Well, isn't there something you could do about that yourself, man? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape, yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus. You, my friend, need to liberate them. Bu sefer de mahkum kaçırmamızı istiyor bu herif. Oo, zorlu bir şey istedi bu sefer. Öncekinden daha zorlu bir olay istedi. Şöyle şunu atlayıp hemen gideyim ya. Motorla çünkü zor oluyor böyle işler. Araba daha güvenli geliyor her zaman. Yani bu güvenli bir arabaya da benziyor. Şuradan Rock Radio'muzu açıp devam edelim. Hadi bakalım. Yine düştük The Lost and Damned'ın başına. Bu arada The Lost and Damned benim şöyle söyleyeyim.
Gerçekten çok sevdiğim bir oyun şey GTA serileri arasında. GTA 5'te de dediğim gibi bunu her videoda söylemiştim. Lost çetesini biraz harcıyorlar senaryo gereği ama The Lost and Damned oyununu ben açıkçası severim yani. GTA 4'ün tüm şeyleri güzel bence. Gatone'dir, kendisidir, GTA 4'tür. Geçenlerde bu arada Gatone'yi de bitirdim. Online eğitim sırasında Gatone'yi neredeyse bir haftada falan bitirmiştim. Böyle baya demek boş boş takılıyordum ne yapıyorsam. Geçenlerde yine bir baktım aslında bir günlük oyun bile değil yani birkaç saatlik sadece. The Lost Damned'den ona göre biraz daha uzun galiba. Bana hep öyle geldi çünkü. İçerisi kalabalık. İçerisi kalabalık biraz. Benim vergilerim senin maaşını ödüyor dedi adam orada. Hayda, ona da şey koymuşlar. Maske takmışlar. Demek ki ısırıyor. Vay anasını, adam bildiğiniz şey köpeklere takılan o maskeden takmışlar. Demek ki ısırıyor reis. Ben şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Arabayla dalsam şuranın içine. Şöyle direkt şöyle halledebilir miyiz? Aynen şöyle hallettik hemen kolay bir şekilde. Reis adamın ısırarak öldürdü ya. Boş yere maske takmamışlar demek. We got a new destination people dedi Johnny Reis ve new destination'ımıza şu anda yola çıkmış bulunmaktayız. Haydi bakalım Lose the Cops. Hayda hem de 3 yıldızlı. Hem de 3 yıldızlı. Bakalım nasıl. Oğuz ne oldu lan orada, bug oldu herhalde. Hiç dönmedi bu da. Nasıl şey yapacağız ki? Hayda. Bombok bir yere düştük. Bu otobüsle acı biz bunları biraz zor ya. Yani nasıl? Nasıl yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Buradan bir yerlere çıkar mıyız? Veya burada saklansak da şu alanın dışına çıkmamız gerekiyor. Taktiksel birkaç manevrayla bence kolay bir şekilde halledeceğiz bu işi. Allah oradaki beni görmese keşke. Görmedi, vallahi görmedi. O da görmedi. Şu anda iyi gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi. Mis gibi. Çok iyi, çok kolay oldu. Çok hiç uğraşmadan.
Şöyle drop'umuz hadi. Bu mahkumları götürelim artık. Bu mahkumları ne işlerinde kullanacak Stubbs Bey? Orasını da bilemeyiz, sorgulayamayız da. Stubbs çünkü bir de politikacı olduğu için tehlikeli bir amcaya benziyor. O yüzden dolayı verdiği görevleri gerektikçe sorgulamadan yapmak gerekiyor Stubbs amcanın. Fark ettiyseniz senaryoda da Johnny Clavitz hiç Stubbs'a karşı gelmiyor. Dalga falan geçiyor da, yani Johnny Clavitz gibi tehlikeli bir adam bile öyle çok karşı gelemiyor böyle şeylere. Tehlikeli değil de nasıl desem, Johnny Clavitz gibi taşaklı bir adam diyeyim. Çok şey yapmıyor yani. Öyle konularda biraz pasif kalıyor farkındaysanız. Şu Billy ile araları nasıl olacak ya? Billy ile biliyorsunuz araları birazcık limoni. Billy de president olduğu için bizim yani Johnny Clavitz'in gücünden fazla bir güce sahip ve sonuçta president adam yani başkan direkt biz. Bu Johnny Clavitz yarı başkan. O yüzden dolayı bilmiyorum. Öyle bir çatışma yaşanacak mı ileri zamanlarda? Şöyle bir arkadaşlar hemen şey yaptım. Yere bir şey düştü de kusura bakmayın. Durdurdum orada bir. Easy görevmiş. Bayağı easy bu. Tamam, mis gibi. Temiz. Önemli değil Reis ya, sen yeter ki kimseyi ısırma, önemli değil. We got a boat to catch dedi. Tekneyle gittiler bakalım. Haydi yolunuz açık olsun Reis'ler. Şarkıyı söyleye söyleye gittiler. Haydi bakalım. Bon voyage. Kaydet bakalım. Ha bu arada şey onu söylemeyi unuttum. Yeni bilgisayarda nasıl save'ı aldınız diyeceksiniz arkadaşlar. Almadım. Oyuna tekrardan yeniden başlayıp aynı kaldığım yere geri döndüm. Ve oradan da şimdi devam edip videoyu çekiyorum. Bir görev daha yapıp bitiririm büyük ihtimalle. Her videoda iki görev yapıyoruz. İkiden fazlası çünkü biraz uzun oluyor ve hem sizi hem beni biraz sıkıyor. O yüzden dolayı bir görev daha yapıp kapatırım büyük ihtimal. Tahminen bu seri 10 bölüm falan olur herhalde. Şu anda 6. bölümdeysek büyük ihtimal 10-11 bölüm falan olacak gibi. Bu arada yeni şey çıkmadı daha. Birazdan büyük ihtimalle bir telefon gelir çıkar yeni şeyde. Orada biz de şöyle turlayalım iki şöyle. Oh, first person'ı alayım. Gerçi bu çok first person değil de. Şöyle Stubbs'ın görevleri geldi. Aha. We need your input in a discussion. John come to house. Billy Reis bizi çağırıyor. O zaman gidelim şimdi. Lideri bekletmek olmaz hocam. Bakalım bu sefer ne isteyecek. Billy Paşa. Adam İngiltere prensi gibi olduğu yerde oturuyor ve Deep Purple Highway Star, yine en sevdiğim şarkılardan biri başladı radyoda. Mükemmel ya. Mükemmel. Hayda işte bizi aradı, yardıma ihtiyacım var diyor. Bunu çözemeyeceğim. Kötü bir şeyin içine karıştım falan filan diyor. Beni öldürecekler diyor. Ya bu eşli de başımıza nereden takıldı arkadaş. Şurada 2 dakika Deep Purple dinletmediniz be. Aha. Verdiği yere bak Allah aşkına. Öbür uca verdi ya. Gel de sövme şimdi. Neyse en azından radyoda Deep Purple çalıyor. Deep Purple çala çala keyifli keyifli gideriz valla. Güzel oldu böyle bir şey olması da. Beklenmedik görev. Beklenmedik bir görev geldi. Açmasaydım belki Billy'nin görevine gidecektik.
Ama beklenmedik bir Ashley görevi geldi. Neyse o zaman onu gidip yapalım öyleyse. Uf, Highway Star'da mükemmel şarkı. Deep Purple'da her zaman söylediğim gibi çok severim. Ben genelde rock ve metal müziğe bayılırım yani. Grup çok önemli olmuyor benim için. O rock ruhunu veriyorsa benim için tamamdır açıkçası. Ve Deep Purple'da bunu fazlasıyla veriyor. Adamlar zaten efsane yani, artık 50 yıllık grup. Ben de o Machine Head albümünü falan ezbere bilirim yani, o derece. Sabah akşam. Birkaç tane zaten sürekli böyle sürekli olarak dinlediğim benim birkaç tane grup vardır. Onlardan biri de tabii ki Deep Purple. Allah, yine yolu kaçırdık. Şöyle şuradan hemen döndüm mü? Türkiye'ye de geleceklerdi aslında. Bu sene, hatta bu sene geleceklerdi. Ben de gidecektim konsere Deep Purple'ın. Fakat pandemi yüzünden gelemedi ne yazık ki Deep Purple. Artık umarım başka zamanı 2022'de birkaç arkadaşımla birlikte inşallah Dream Theater planlıyoruz gerçekleşirse. Umarım. Artık Deep Purple. Deep Purple şu yüzden bana biraz şey geliyor. Çok severim. Çok şeydir ama ana kadro bir kere dağıldı. John Lord ve Rich Blackmore bir kere yok. O zaten baştaki Glenn Hughes falan direkt ortada yok. Onlar çoktan ayrılmıştı da. O ikisinin olmaması, bir de adamlar çok yaşlandı. Şimdi 70'li 80'li yaşlarında, eski performansı da veremiyorlar. O yüzden dolayı bana çok mantıklı gelmedi. Dream Theater daha böyle şey, efsanevi bir grup olduğu için bana o daha mantıklı geldi. Neyse, Ashley'nin görevine geldik şimdi. Hadi bakalım ne olacak. Aa, yanımda da hiç şey yok ama hayırlısı. Şöyle aman bir anda karşımıza çıkmasınlar da. Lan bunlar değil mi ya? Allah, boşuna şey yaptık ya. Nerede ki, burada mı? Burada değil. Burada hiç değil. Burada. Allah. Yine yanlış bir yere girdik. Hı, burası. Çık, göster bakalım. Göster, göster. Şunu alayım ya. Şurada mı? Tamam. Tamam, hallettik. Bu da basit bir görevdi. Zaten yan görev gibi bir şeydi bu. Ashley aradı, geldik işte. Ashley de ortaya çıkmış oldu. Yalnız bir şey fark ettim. Bu Ashley GTA 5'te çok daha değişikti o. Hatırlarsanız Trevor'ın ilk sahnesinde çok daha değişmiş. Demek ki artık drug'dan dolayı falan mı neyse. GTA 5'te bu Ashley karakteri çok daha değişik çizilmişti. Johnny Clavis'ine az çok aynıydı. Biraz yüzünde değişik hatlar oluşmuştu. Fakat Ashley karakteri bayağı bir değişikti. Onu fark ettim şimdi. Neyse, Ashley karakteri de ortaya çıktı böylece. Hadi bakalım ne olacak bu Ashley. Bu Ashley işte Johnny Clavis Reyes'in hayatını bitiren kişi. Hatta kişi değil artık, şey, kevaşe falan mı desem ne desem bilemiyorum bu Ashley hakkında. Bak, kapıdan bile çıkamıyor. Kevaşe'ye bak. Tövbe estağfurullah. Ya gel şuradan ya. Ha, çıktı. Çıktı salak. Hadi şuradan inelim. Nereden iniyoruz lan?
Ha şurada. Lan. Ulan sıkıştık kaldık da buraya. Heh şurada. Tamam. Hallettik. Bin lan salak. Mal amına kodunun bağımlısı. Tövbe tövbe küfrettiriyorlar adam ya. Amına kodumun eşlisi Johnny Clavis'in ölümüne sebep oldu zaten. Sonra da Ashton'un de ölümü değişikmiş. Orada bir izdirek var Ashton'un ölümüyle ilgili. GTA 5'te haberlerde çıkıyor Ashton'un ölümü. Hem nasıl desem radyo haberlerinde çıkıyor. Hem de işte telefondan Weasel News'u açtığınız zaman o haber çıkıyor. Ya yani onu bir izdirek olarak eklemişlerdi. Daha sonra Ashton karakteri geri kalan bölümde ortaya çıkmadığı için öyle bir şey eklemişler. Bir de Trevor zaten tüm The Lost çetesinin içinden geçtiği için daha The Lost ile ilgili oyunda başka bir şey geçmiyor. Bir online'da şu The Lost'tan Damned'de olan zenci bir tane karakter var bilirsiniz. Online'da o çıkıyor. O motosiklet işlerinde. O online'daki işte Motorcycle Club işleriyle o zenci karakter ilgileniyor. Tam adını hatırlamıyorum ama onunla ilgili cutscene'ler falan vardı. Özellikle o Motorcycle Club Warehouse'u aldıktan sonra ilk girdiğiniz zaman o adamın cutscene'i çıkıyordu. Hatta LGT hatırladım da. Sürekli sizi GTA Online oynarken şey taciz eden bir karakter. Hatta sürekli arar sizi. Öyle bir karakterdi. İşte bir o var. Onun dışında The Lost daha GTA 5'te geçmiyor. Büyük ihtimalle GTA 6'da geçmeyecek ama ben GTA 6'da şeyi çok bekliyorum. Yapma. Araba ters döndü her neyse. Ben GTA 5'te en fazla şeyi bekliyorum. Luis Lopez'le Nico Bellic'in ortaya çıkmasını, o abilerden görev almayı ben açıkçası çok bekliyorum yani. Güzel olur. Ciddi anlamda çok güzel olur. Luis Lopez çıksa falan Nico Bellic GTA 6'da. Hani ana karakter olarak zaten çıkmazlar da böyle gerçi Rockstar onu çok fazla yapmıyor mesela. Ama GTA 6'da öyle bir sürprizle gelir mi bilmiyorum. GTA 6 tahminimce böyle 2024 veya 25 gibi gelir diye tahmin ediyorum ben. Bilmiyorum daha da artık şey yaparlar mı ulan. 10 yıl geçti üstünden yani. Neyse bu görevi de böylece bitirdik. Ulan Kevaşe eşli. Bu reis koskoca adam. Koskoca Johnny Clavis reis. Bir kadın uğruna gidiyor vallahi arkadaşlar. Siz de dikkatli olun. Böyle kevaşelere düşmeyin. Kadını kevaşesinden ayırın yani dedin. I'm sorry. I know I ain't much, but I'm all yours. You do know that, baby, don't you? Neyse. Bak bak nasıl şey yapıyor. Şerefsiz. Yeah, yeah. Hey. You know what? Do better than this. We can live better than this. Tabii ki de öyle yapabilirsin. Niye o zaman böyle yapıyorsun salak? Bak GTA 5 referansı geçti orada. Güneşin altında motorla. Güneş dediği de Sandy Shores'tan bahsediyor büyük ihtimal. GTA 5'in o çöl kısmı Sandy Shores'tan bahsediyor. Evet orada da küçük bir GTA 5 referansı geçti. Her neyse arkadaşlar bugün de iki görev yaptık yine. Billy Reyes'in de görevi yakınmış ama Billy Reyes'in görevi büyük ihtimalle uzun olur diye tahmin ediyorum. Yine iki görev yaptık. Bence bu bölüm için yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bilgisayarda ilk videomdu ve işte ben bilmiyorum belki şu anda sesim kötü, belki oyunun sesi kötü. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Ben de sizle birlikte göreceğim. Vay şunu da kapayacağım. Şu anda hiç şey yapam. Ben de sizle birlikte göreceğim. Bakalım nasıl olmuş. Yeni bilgisayardan daha iyi olmuş mu? Eski bilgisayarda çünkü ses kaymaları falan da oluyordu. Böyle sürekli donmalar yaşanıyordu. Yeni bilgisayarda çok şükür öyle bir şeyler yok.
Bir de tabii eski bilgisayarım laptop'tu benim. Yeni bilgisayar masaüstü olunca daha rahat oluyor böyle işler. Neyse arkadaşlar, çok fazla uzatmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi GTA The Lost Condemned'in, ya bir durun arkadaş, GTA The Lost Condemned'in yeni bölümleri gelecek, çok beklettim. Bu bölümü de 5. bölümden bir yıl sonra çekiyorum, 6. bölüm olarak. Biraz öyle oldu, plansız video çekiyorum. Neyse artık arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, bay bay.